andımız konusuyla ilgili. Musa Akkaş şu anda canlı yayında hazır. Türk Eğitim Sen Genel Sekreteri. Sayın Akkaş, iyi pazarlar, hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, günler, iyi pazarlar diliyorum. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, iyi olmaya çalışıyoruz. Bu pandemi döneminde ne kadar iyi olabilirsek, tabii hijyene, efendim mesafeye ve maskeye dikkat edeceğiz. Elbette. Tabii burada eğitim artıyor, toplumsal bir duyarlılık gerekiyor. Haklısınız. Yani bu anlamda tüm vatandaşlarımıza, velilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize çok büyük görev düşüyor. Bir de aşı konusu bizim için çok önemli eğitimciler olarak. Şu ana kadar maalesef 80 bin öğretmenimiz aşı oldu. Halbuki eğitim çalışanları 1 milyon 250 bin civarında. Yani bir an önce bu aşının da yapılmasında fayda var diye düşünüyorum. Tüm eğitimcilerimizin tüm 60 yaşa kadar indi galiba, zannediyorum 60 yaş sınırında şu anda aşı. Tüm vatandaşlarımızın bir an önce aşı olmasını umut ediyoruz Sayın Akkaş. Sadece eğitimcilerimizin değil elbette, ama tabii eğitimcilerimiz, sağlıkçılarımız çok kıymetliler. Bunu söylemeye bile gerek yok. Sayın Akkaş, ne düşünüyorsunuz andımız konusunda? Şimdi sizin bir görüşünüz var. Tabii biliyorum ama paylaşmanızı rica edeceğim. Özellikle aslında bu kararın Şubat ayında alındığı ama şimdi servis edildiği, şimdi basına sızdırıldığı yönünde bir iddia var. Ve ayrıca henüz bu kararın imzalanmadığına yönelik, andımızın okunmasının imzalanmadığına yönelik, bu kararın imzalanmadığına yönelik bir iddia var. Ne dersiniz? Andımızın sahibi tabii sendik olarak Türk Eğitim Sen. Andımızın sahibi aslında Türk milleti. Evet. Andım 1933 yılından bu tarafa, yani 2013 yılına kadar 80 yıl boyunca İlkokullarımızda, çocuklarımızda milli kimlik duygusunu geliştirmek ve milli şuuru güçlendirmek amacıyla büyük bir onurla, büyük bir sevinçle söylenmiştir. Tabii 2008 ve 2009 yıllarında andımızın ırkçılık içerdiği iddiasıyla bazı kişiler tarafından da Danıştay'a başvurular olmuştur. Evet. O dönemin Milli Eğitim Bakanı, bakın bu çok önemli, Nimet Çubukçu'dur. Ve bakanlık aleyhine açılan davaya Milli Eğitim Bakanlığı savunmasında andımızın ırkçılık içermediği, pedagojik yönden de aykırılık teşkil etmediği yönünde bir savunma yapmıştır. Ve Danıştay 8. Dairesi 2010-2011 yıllarında veli başvurularını da oy birliğiyle reddetmiştir. Yani yargı demiştir ki anayasaya, efendim Türk milletinin hasletlerini dikkate alarak andımızın okunması hukuki açıdan bir sakınca oluşturmamaktadır demek suretiyle andımızın kalıcılığı sağlanmıştır. Maalesef 2013 yılına geldiğimizde, o açılım sürecini yaşadığımız dönemde, açılım politikası ve çözüm süreci döneminde maalesef belli kesimlerin memnun etme düşüncesiyle ilköğretim kurumları yönetmeliğindeki andımızla ilgili madde iptal edilmiştir. Özür dilerim. Şimdi 2013'te Sayın Akkaş, şöyle gidelim. 2013'te demokratikleşme paketi kapsamında andımız yürürlükten kaldırılıyor ve Türk Eğitim Sen olarak sizler Danıştay'a dava açıyorsunuz o dönem. Doğru mu? Tabii. Tamamdır. Tabii buyurun. Buna çok kim sevinmiştir? Efendim bölücüler sevinmiştir. Terör örgütünün efendim uzantıları, HDP sevinmiştir, BDP sevinmiştir o dönemlerde. Ve siyasal İslamcılar buna sevinmiştir. O dönemde hatırlarsanız PKK'nın siyasi uzantısı BDP eş başkanı Gülten Kışanak bu karara, ilköğretim kurumları yönetmeliğindeki iptal kararına geç kalınmış bir karardır. Yalan söyletiliyor. Efendim ırkçılık, ayrımcılık içeren bir metin şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Yine PKK'ya yardım ve yataklık yapan Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifadesiyle terörist olarak algılanan Selahattin Demirtaş 2011 yılında BDP eş başkanı iken boykot çağrısında bulunmuştur vatandaşlara ve Diyarbakır İl Müdürlüğü'ne kızının okuduğu okulda andın okunmaması yönünde dilekçe vermiştir. Biz Türkiye Eğitim Sen olarak
2013 yılında bu iptal edilen metinle, yönetmelik metniyle alakalı bir dava açtık Danıştay'a. Evet. Ve Danıştay 8. Dairesi 19 Ekim 2018 yılında başvurumuza herhalde 3'e zannedersem 2 oy ile andımızın okutulması yönünde karar vermişti. 2018'de. Gerekçe malum. 2018'de. Evet, 2018'de. Evet. Aklımızın okutulması yönünde karar verdi. Doğru, 2018. Gerçekten malum, gerekçe neydi? Öğrenci andının ayrıştırıcı değil. Bilakis, yok, tamam. Baktım gerekçesine şimdi. Oluşması açısından birleştirici bir unsur olduğunu açıklayarak böyle bir karar vermişti. 8. Dairenin andımızın okutulması kararına Kasım 2018 tarihinde Bakan Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı'ydı. Tabii bu karara itiraz etti Sayın Selçuk. Ne zaman 2018 yılında itiraz etti. Bu itiraz kararına Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu ifade ettiğiniz üzere evet. Geçtiğimiz Şubat ayında yani 3 yıl sonra 4 kabul 7 red oyu ile bu kararı bozdu. Evet. Yani bu kararı biz Türkiye Eğitimsel olarak maalesef ifade ettiğiniz üzere yine basından öğrendik. Halbuki bu davanın muhatabı, tarafı Türkiye Eğitimsel'di. Öncelikle olarak bizim öğrenmemiz gerekiyordu. Bu karar nasıl dışarıya sızdırıldı? Bu da çok manidar. Evet. Yani Danıştay'ın İDEDAKA'nın bu kararını biz Türkiye Eğitimsel olarak kabul edilebilir bulmuyoruz. Yani bu karara efendim Türklüğe, Atatürk'e, Cumhuriyet'e karşı olanları efendim memur seni, mazlum deri, ihadeyi memnun etmiştir. Bunu ifade edeyim. Bu karar alanların Türk tarihi ve Türk milleti önünde sorumlulukları vardır. Yani andımız Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene sözleriyle sona ermektedir. Yani bu sözde geçen Türklük bir ırka mensubiyeti değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık bağıyla bağlı olma şuurunu ifade etmektedir. Peki. Atatürk'ün Türkiye tabii Cumhuriyeti'ni söyleyeyim. Kuran Türkiye halkına Türk milleti denir ifadesi bunun en belirgin örneğidir. Peki Sayın yani, Akkaş bir sorumuz olacak size stüdyodan müsaade tabii. Buyurur musunuz lütfen? Tabii, Musa tabii. Bey, Türkiye Eğitimsen olarak tabii kutluyoruz. Bu karar, bu dava sürecini takip ediyorsunuz milletimiz adına. Danıştay'ın kararı ulaştı mı size? Yani davacı olan sizsiniz sonuçta. Bu davanın tarafı olan sizsiniz. Bir karar ulaştı mı? Çünkü Sayın Devlet Bahçeli de yaptığı açıklamada henüz imzaların atılmadığını belirtti. Bu konuda yeni bir bilgi var mı sizde? Ben biraz önce demiştim. Yani bu kararı biz basından öğrendik. Halbuki bu davanın tarafı Türkiye Eğitimsel olmasına rağmen evet. Öncelikle öğrenmesi gereken sivil toplum örgütü, sendika, davayı açan Türkiye Eğitimsel olması lazım. Evet. Henüz karar maalesef bize tebliğ edilmiş değil. Peki bir sorum daha olabilir mi acaba? Eğer basına sızdığı şekliyle bir karar çıkarsa, Danıştay'dan evet. Yani 2018'in aksine bir karar çıkarsa, evet. Nasıl bir yol izleyeceksiniz? Bunun iptali konusunda, karar düzeltme konusunda bir yol haritanız var mı? Ya bir defa elbette bir yol haritamız var. Yani andımızın kaldırılması, ülkenin geleceği olan çocukların eğitimlerini milli olmaktan uzaklaştırmaktadır. Yani yarın bir gün, bugün andımız kaldırılır. Yarın birileri çıkar der ki, İstiklal Marşı da kaldırılsın. Zira İstiklal Marşı'nda yine ırkı ifadeler yer almaktadır. Yani kahraman ırkıma bir gül diyor ya İstiklal Marşı'nda. Yarın bir gün belki İstiklal Marşı'nın kaldırılması talebinin dışında Atatürk'ün yine gençliğe hitabesinde yer alan muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diye rahatsızlık duyan insanlar bu defa gençliğe hitabeyi gündeme getirebilirler. İstiklal Marşı'nı gündeme getirebilirler. Onun için andımız bizim adımızdır. Andımız bizim namusumuzdur. Biz öyle bakıyoruz. Danıştay İDEDAKA'nın bu kararına
Bu ülkenin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü isteyen herkesin, ama Türklük, Atatürk ve Cumhuriyet'e önem ve değer veren herkesin hukuk yollarına başvurması gerekir diye düşünüyorum. Danıştay İDDK'nın gerekçeli kararını biz bekliyoruz Türkiye Eğitim Sen olarak. Evet. Bakalım nasıl bir gerekçe ortaya konulacak. Türklük efendim kelimesi ırkı bir anlam ifade ettiği mi söylenecek? Yoksa COVID-19 pandemisi nedeniyle çocuklar bir araya geliyor, andımızın okunması tehlike arz ediyor diye uyduruk bir bahane mi bulacaklar? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii Türkiye Eğitim Sen olarak bu süreci takip ediyoruz. Hukuksal süreci tabii, tabii takip ediyoruz. Tabii siz davanın zaten direkt tarafı olduğunuz peki, için. Danıştay, ben şunu tam öğrenmek istiyorum. Danıştay kararına itiraz nasıl yapılıyor? Yine Danıştay ya üst 2013'te kararı. İlk dava açılıyor. 2018'de Danıştay kararı. Bundan sonra için söylüyorum. Yani 2021 yılında karar çıktı. Evet. Şimdi buna i̇tiraz da bir itiraz yapılıyor? Yolu var. Nereye itiraz ediliyor hukuken Sayın Akkaş, malumunuz var yani mı? Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruyla mı çözülüyor yoksa Danıştay... Hayır hayır, artık süreç bitti. Yani şey yok. Bir üst mahkeme falan yok. Yani hani Sayın evet. Bahçeli hakkımızı arayacağız karar dediğine... düzeltmeye gidilebiliyor mu? Karar düzeltme... Tahsil karar mı? Hayır. Evet. Bahçeli hakkımızı arayacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız dedi ya. Hukuken nereye kadar gidilebiliyor? Bitti mi? Sayın Akkaş. Bu karar tarafımıza tebliğ edildikten sonra kamuoyuna kapsamlı olarak bir açıklama yapacağız. Daha sonra da Danıştay nezdinde kararın düzeltilmesi için girişimde bulunacağız. Aksi bir durumda da konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Peki, teşekkür ediyorum yani, Sayın Akkaş. Bu sonuna kimsel olarak takip edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Akkaş, vakit ayırdığınız için.